misafirimizle Üsküdar Belediye Başkanı Sevgili Mıkık Ben Beyefendi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda bu önemli projeye katkı da sağladı Üsküdar Belediyesi. O açıdan da bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz Sayın Başkan'ın şahsında Üsküdar Belediyesi'ne. Şimdi tabii böyle konuşmalar falan devam ediyor ama burada biliyorum salonda heyecan içinde acaba ne oldu diye bekleyen çok sayıda genç arkadaşım var. Hem Türkiye'li hem Suriyeli misafirlerimizden oluşan. O filmlere imza atmış olan finalistlerimiz var. Onların heyecanının farkındayım. Uzun yıllar önce benzer duygular yaşamış biri olarak. Çok az kaldı. Biraz sonra yavaş yavaş sonuçları da açıklamaya başlayacağız. Son bir konuşmamız daha var. O konuşmayı yapmak üzere şimdi bu projenin aynı zamanda bu ödül töreninin şeref misafiri olarak aramızda bulunan Sayın Esra Albayrak hanımefendiyi alkışlarınızla mikrofona arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Değerli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Doğrusu son konuşmacı olmak bazen bir fırsat, bazen de bir sorun oluyor. Salonda artık ödül törenini bekleyen çok kıymetli misafirlerimize bu noktada ben de umarım biraz daha sıkıcı bir hale getirmem bu beklemeyi diye umut ediyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Benim için büyük bir şeref. Böyle güzel bir organizasyonun parçası olmak. Fakat ben konuşmayı düşünürken bir sahneyi dikkatinize getirmek istedim. Amerika'da yaşanmış bir olayı anlatarak başlamak isterim, müsaade ederseniz. 1999'da New York şehrinde 4 polis devriye gezerken bir binanın önünde duran zenci bir genç dikkatlerini çekiyor. Bu gence yaklaşıyorlar ve o sıralar aradıkları tecavüz suçundan aranan birine benzetiyorlar. Genç adam polisleri görünce kapının girişine doğru geri çekiliyor, ceplerini karıştırıyor ve o arada polisler ateş etmeye başlıyorlar. 22 yaşındaki Gineli göçmen Amadou Diallo'dan bahsediyorum. Kendisine sıkılan 49 mermiden 19'unun vücuduna isabet etmesiyle orada can veriyor Amadou. Amadou'nun cebinden çıkarmaya çalıştığı şeyin cüzdanı olduğu, cüzdanındaki kimliğini göstermek istediği sonradan anlaşılıyor. Çünkü bakılıyor ki bu genç kimliğini arıyor, kimliğini aradığı, önünde durduğu bina, yaşadığı bina. Bu genç aynı zamanda 5 dil konuşan bir bilgisayar mühendisi. Evet sevgili misafirler, burada Amadou'yu öldüren çok net bir şekilde ön yargılarımız. Bunlar sadece Amerika'da yaşanan ön yargılar değil, işte çok yakın zamanda Yeni Zelanda'da yaşadığımız çok tarif etmekte kelimelerin gerçekten yetersiz kaldığı korkunç bir dram. Ön yargılar. İşte bu olayın temelinde, bu olayların temelinde acaba nefret mi var yoksa ön yargılar mı? Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Dünyada nefretin de en az sevgi kadar çok üretildiği ve hatta nefretin yok edici sonuçlarıyla çoğu zaman daha çok hissedilir olduğu bir yer. Fakat biz bunun gibi nicesinin olduğu örneklere yalnızca nefret deyip geçemeyiz. Zihnimizde biriken ön yargıların bizi anlık olarak hangi eylemlere yöneltebildiğini düşünmek zorundayız. Şimdi size birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen bunların tanıdık gelip gelmediğini ben yüzlerinizdeki ifadeden mutlaka ayırt edeceğim. Sizler de düşünün. Bunların hepsini tırnak içinde söylüyorum. Bir zenci elini cebine koyuyorsa oradan silah çıkar. İtalyanlar ve Ruslar mafya gibidirler, mafyadırlar. Çinliler sahtekardır, güven olmaz. Araplar
zengindir. Amerikalılar cahildir, dünyadan haberleri yoktur. Budistler barışçıldır. Tesettürlü bir kadın sanattan anlamaz. Kadınlar kötü şoför ve kaprisli yöneticilerdir. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Şişmanlar tembel, feministler çirkin, Orta Doğulu erkekler zorba, solaklar zeki, bacak uykusu olanlar tehlikeli. Genel müdürler genelde uzun boylu. Bunlar tanıdık geliyor sanırım birbirimize. Günlük hayatımızda çok çok kullandığımız ezberler. Değerli misafirler, ön yargı birbirini anlamanın ve iletişimin bittiği yer. Bugün hepimiz siber ağlarla daha da küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Fikirler, ideolojiler, duygular anlık olarak dünyanın en ücra köşelerine seyahat ediyor. Hashtagler üzerinden ittifaklar kuruyor. Acılarımıza, sıkıntılarımıza ya da yaşadığımız haksızlıklara yandaşlar bulabiliyoruz. Tüm bunlar bize sanki anlayışın, hoşgörünün, barışın, uzlaşının, dostluğun arttığını, etrafımızın giderek kalabalıklaştığını hissettiriyor. Gerçekten öyle mi acaba? Sanal dünyada yaşadığımız bu işbirliklerinin acaba gerçekten iz düşümü, gerçek hayatta da aynı mı oluyor? Ben üzülerek aynı olmadığını görüyorum. Sanal hayatta kurduğumuz ittifaklar maalesef iz düşüm olarak gerçek dünyalarımızda kendini yansıtmıyor. Çünkü giderek iletişim kurmayan, birbirinin gözüne bakmayan, birbirinin acısıyla dertlenemeyen insanlar, bireyler haline dönüşüyor. Dünya harita üzerindeki ülke sınırlarından çok daha fazla sınırlarla bölünmüş durumda. Harita üzerinde görünmeyen, fakat varlığını her an hissettiğimiz, etrafı yüksek duvarlarla çevrili birçok bölge var. Dünya eskiye nazaran maalesef çok daha fazla ve hızlı bir şekilde ırk, etnik köken ve din üzerinden, maalesef din üzerinden bölünüyor. Dinler, etnik kökenler, ırklar da kendi aralarında alt başlıklarda ayrıca bölünmeye devam ediyor. Tüm bu ayrımlara ideolojiler ekleniyor ve kırılımlar daha da artıyor. Birinin sırf bir şehirde doğup büyümesi bile o kişiye karşı geliştirdiğimiz düşüncelerimizi şekillendirmeye başlıyor. Coğrafi önyargılarımıza takılıp insanların memleketini öğrendiğimizde aman canım buradan zaten adam çıkmaz diyerek iletişimi oracıkta durdurabiliyoruz. Bu ayrıştırmanın kökeninde ise işte sen ve ben arasındaki ayrım yatıyor. Ortaya sen ve ben ikiliğini çıkaran unsurların başında işte bu temelsiz önyargılar ve bilinmeze dair korkularımız yer alıyor. 2011'de dünya 8 yıldır süren ve daha ne kadar devam edeceğini hiçbirimizin kestiremediği bir insanlık dramının başlangıcına şahit olduk. Suriye'de. İnsanlar dalgalar halinde yerlerini, yurtlarını terk edip hiç bilmedikleri ülkelerin sınır kapılarına dayandılar. Ülke olarak bu dalgadan en çok etkilenen ve en çok mülteciyi, Allah'a hamdolsun, misafir eden 3 ülkeden biriyiz. Şu an itibariyle yaklaşık, misafirlerimiz de söylediler, yaklaşık 4 milyon Suriye topraklarımızda yaşıyor ve artık ilk jenerasyondan da bahsetmiyoruz. Onların bebekleri ülkemiz topraklarında dünyaya geliyor. İkinci jenerasyonu da ağırlıyoruz. Ve Allah'a şükürler olsun medyaya yansıyan birkaç vaka dışında böyle bir toplumsal patlamadan da söz etmenin mümkün olmadığı sosyolojik bir gerçek. Bunun geleceğinin ne olacağını ortaya koymaksa bu salonda oturan başta misafirlerimiz ve bize bağlı. Gidişatın nereye olacağını, bunun bir toplumsal bölünme mi, bir patlama mı getireceği, yoksa tam tersine bir bütünleşme, bir güçlenme, biraz önce başkanımın da Kızılay Genel Müdürlüğümüzün de ifade ettiği gibi, bir güçlenmeyi mi birbirine getireceği, beraberinde getireceği, tamamen bizlere bakan bir durum. Bununla birlikte toplumda uyandırılan xenofobik mitler de söz konusu mudur? Evet, maalesef var. Neler duyuyoruz? Suriyelilerin bireylerinin ya da bireylerinin bağlı olduğu, üniversitelere sınavsız yerleştirildikleri, vergi ödemedikleri, vatandaşlığın alelade bir şekilde dağıtıldığı Suriyelilere.
ve daha benzeri birçok mit sokaklarımızda geziyor, gezmekte. Bunlar sosyal medya aracılığıyla daha hızlı yayılıyor ve her ne kadar bunların aksi belgelerle açıklansa da bazılarımız bunlara inanmayı tercih ediyor. Suriyelilerin ya da onlar gibi bir savaşın mağduru olmak, vatanlarını terk etmekte kalmış insanların ne istediğine bakmak bu noktada çok önemli. Evet, ben de katılıyorum. Gerçekten her gece yavrularımı uyuturken işte hepsinin bir talebi oluyor tabii. Her gece bir pazarlık şeyiyle yatıyorlar. Kalkarken o hatırlıyorsun değil mi, aynı gece konuştuğumuz konuyu diye uyanıyoruz. Fakat hepsine gerçekten sürekli bir şekilde ben de onu hatırlatmaya çalışıyorum. Şu anda sıcacık evinizde, anneniz babanız güvende, sizinle birlikteyken uyuyabiliyor olmanın ne büyük bir nimet olduğunu farkında mısınız? Şu anda annesi babası yanında olmayan, aynı şekilde benim için de evladı yanında olmayan anneler, babalar, onların bu geceyi nasıl geçirdiğini düşünür müsünüz lütfen? Bunu düşünmeden uyumayalım. Hakikaten buna baktığınızda bana göre en incitici şey, belki de göçle ilgili, hayallerinin insanların çalınmasıdır. Yani yarına dair bir hayalinizin olmaması ne kadar korkunç bir şeydir. Yarın ne yapacağım diye bir planınızın olamaması. Sabitelerinizin hepsinin yerinden bir anda hep birlikte oynamış olması. Bunun ne kadar korkunç bir psikoloji olduğunu hepimizin gerçekten idrak etmesi ve günübirlik sıkıntıların ötesinde bunu değerlendirmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Göç bir insan hareketliliğidir şüphesiz. Fakat göçle ilgili görmemiz gereken bir şey daha var. Bir toplum kısmen ya da toplu olarak bir yere göç ettiği zaman bütün unsurlarıyla göç eder. Bunlar nedir? Kötüsü vardır, bencili vardır, hırsızı vardır, hırsız olmayanı vardır, bonkörü vardır, cimrisi vardır, cömerti vardır, akademisyeni vardır, doktoru vardır, annesi vardır, babası vardır, öğretmeni vardır, hepsi vardır, bütün unsurlar vardır. Eğer öyleyse biz onları bu zenginlikleriyle beraber misafir ettiğimizi de unutmamak durumundayız. Ve olumsuzluklar gibi olumlu unsurları görmek, onların beraberlerinde zanaatını da, sanatını da, kültürünü de, edebiyatını da, şiirini de, resmini de, sporunu da buraya getirdiğini bir an olsun uzak tutmamalıyız zihnimizden. Tıpkı Steve Jobs örneğinde olduğu gibi şu anda Amerika'nın bütün dünyada egemen popüler kültürünün en önemli unsuru olan Hollywood sinemasına baktığımız zaman büyük ölçüde bir göçmen eserinden söz ederiz. İşte İngiliz futbol liginin kendi sınırlarımı aşmak istemem ama sınırların ötesine geç dendiği için geçiyorum futbola. Baktığınız zaman futbol dünyasının işte başarı hikayelerine yine göçmen hikayelerini göreceksinizdir. Bunları çıkardığınız zaman karşınızda bakın bakalım yerli bir İngiliz takım kalıyor mu? Kalmıyor. Beyefendiler benden daha iyi takdir edecektir bunu. Demek ki bu olumluluklar, olumlu yönleri de görmek gerçekten bir tercih meselesi. Bunlara da bakmak zorundayız. Yazık ki insanları X-ray'den geçirdiğimiz zaman sadece ceplerindeki metalleri görebiliyoruz. Onların zihinlerini, kalplerini X-ray'lerden geçirdiğimizde görmemiz mümkün değil. Bunu ancak iletişim kurarak sağlayabileceğiz. Gandhi'nin meşhur bir sözü var. Diyor ki, dünyada görmek istediğin değişimin kendisi sen ol. Eğer öyleyse biz argümanlarımızı, eğer bizim ülkemizde savaş çıksaydı bizi kimse ülkesine almazdı. Düşmanlarla çevrili bir adada yaşıyoruz. Bu duyguyla karşılayamayız. Bu duygu bizim coğrafyamızda yaşayan böyle hamiyetperver bir millet için mümkün bir duygu değildir. Sürdürülebilir bir duygu değildir. Biz zalim olmayı referans olarak alamayız kendimize. Ve hamdolsun bizler zalim yüreklere karşı dünyada merhametin kendisi olmayı seçtik. Milletimiz bu noktada başarılı bir mücadele vermekte, hamdolsun. Madem bugün burada sanatsal bir etkinlik çerçevesinde buluştuk, ben de biraz sinematografik bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Geçen sene çok soğuk bir Ankara akşamında Çiğitepe kavşağında her zaman bekleşen Suriye çocukları şöyle bir hayal etmenizi istiyorum. Çocuklar refüjde ve kırmızı ışık bekliyorlar. Kırmızı ışık yanacak. Onlar da arabaların yanına gelip para isteyecekler. Bu çocuklardan birinin adı Azize. Azize 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu. Fakat
Sırtında montu yok Azize'nin, paltosu yok. Paltosunun olmayışına içim acırken bir bakıyorum ki Azize paltosunu çıkarmış, refüjde bekleyen bir köpeğin üzerine paltosunu sarmış ve diğer çocuklarla birlikte ona süt veriyor. Şimdi çocuk masumiyeti bir kenara, göçmen oluşunun, ihtiyaç sahibi oluşunun, kendi acılarının onun bu masumiyetini örtemeyişi başka bir tarafa. Hakikaten onu gördüğümde utandım. Dolayısıyla bizim bu hikayeleri görmemiz lazım. Gözlerimizi bunu açmamız lazım. Bu noktada kısa film yarışmasının gerçekten son derece etkili olacağını düşünüyorum. Bu gözlerle, bu lensle dünyaya bakmanın bize başka detayları göstereceğini düşünüyorum. O yüzden önemsiyorum ve Pazar Derneği'ni, sponsor olan Kızılay'ımızı, destek veren Üsküdar Belediye'mizi ayrıca ben de tebrik ediyorum. Bertolt Brecht diyor ki, insan olmak büyük iştir, bütün bir yaşam bile bu işe yetmeyecektir. İşte insan formunda doğmuş olsak da kalplerimizi insan kılmak biraz emekle oluyor. Kendiliğinden olan bir durum değil. Nasıl ki sevmek öğrenilen bir şeydir ve her insan aynı kabiliyette olmayabilir bu konuda. Sınanması gerekir, test edilmesi gerekir. İşte insan olmak da hayat yolculuğumuzda merhale merhale öğrendiğimiz, sınanarak öğrendiğimiz bir şeydir. Ve devam edecektir. Şu anda milletçe bu noktada insanlığımızı tekamül ettiriyoruz aslında. Birbirimizden uzak kılan bu ön yargıları peki neyle aşacağız diye konuştuğumuzda, işte Ayla Hanım'ın söylediği gibi, Yunus'un dediği gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, metodolojisini nasıl hayata geçireceğiz dediğimizde kültür sanat belki de en büyük araçlarımızdan bir tanesi ve bize bahşedilmiş en büyük hediyelerden biri olduğunu düşünüyorum. Ama çocuğunun, şöyle düşünelim, istatistiklerle çok konuşuyoruz, şu kadar mülteci ağırlıyoruz, bu kadar yatırım yapıyoruz, bu kadar altyapı çalışması yapıyoruz vesaire. Bu istatistikler, rakamlar elbette bir kıymeti var. Fakat hiçbirinin çocuğunun küçük bedenini Suriye'ye gömüp mülteci kampında yasını tutan bir kadının yazdığı şiirin derinliği kadar anlamı yok maalesef. Sanat hangi coğrafyada, hangi dilde üretiliyor olursa olsun dili evrenseldir. Zira istisnasız olarak şu dünyada aşık olan hemen herkesin kalbi daha hızlı çarpar. Evinde çocuğu birazcık geç kalan bir annenin endişesi yaklaşık aynı endişedir. Gözyaşı döken her insanın gözyaşının içinde bir miktar tuz vardır. Sanatın insanlar arası kaynaşmayı, empatiyi ve uzlaşmayı sağlayacak en üstün enstrüman olduğunu düşünüyorum. Zira en büyük sanatkarın eserleri ser birimiz. Bu anlamda sanatı ayıran, bir üstünlük kurma aracı haline getiren bir unsur olmaktan öte, birleştiren, buluşturan, eşitleyen, dengeleyen, estetiğe, detaya dikkat çeken bir araç olarak görüyorum ve bu çabayı ben de kutluyorum. Umarım tanış olur, hep birlikte işi kolay kılarız bu vesileyle. Hazar Derneği'ni, çok sevdiğim Sayın Başkanı Ayla Kerimoğlu'nu, çocukluğumdan beri takdirle takip ettiğim, hala 94 yıllarında nasıl olup da böyle bir vizyonla, böyle bir dernek kurduklarına şaşkınlığımı gizleyemediğim, Ayla Kerimoğlu'na, çok kıymetli yönetim kuruluna, burada gördüğüm diğer kıymetli büyüklerime, başta Ayşe Hanım olmak üzere, Zeynep Hanım olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum girişimlerinden ve hala sürdürdükleri yaşlanmayan Hazar'ımız. Hem başkanı yaşlanmıyor hem Hazar yaşlanmıyor maşallah. İyi ki birlikteyiz, iyi ki varsınız, yollarımız açık olsun, daha çok gence dokunalım. Gençler iyi ki varsınız, sizlerden çok güzel şeyler bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz ama izin verirseniz sizi bir iki dakikada misafir etmek istiyoruz. Çünkü bir hatıra fotoğrafı çekilecek buradaki finalist arkadaşlarımızla, Türkiye'li ve Suriyeli gençlerimizden oluşan 10 filme, finale kalan 10 filme imza atan Suriyeli gençlerimizi, o arkadaşlarımızı, şimdi hepsini hızlı bir şekilde buraya davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla
İşte o filmleri bize atan kuvvetli arkadaşlarımız geliyor. Esra Hanım'ı da ödül verilmezse buraya davet edeyim. Yine dernek başkanımız Sayın Hayla Kerimoğlu'nu davet ediyorum bu fotoğrafta yer almak üzere. Sponsor olan Türk Kızılay adına Alper Küçük Bey'i davet ediyorum. Yine katkılarından öte Üsküdar Belediyesi Başkanı Sayın Hilmi Türkmen Beyefendi'yi davet ediyorum. Hep birlikte şimdi bu değerli gençlerimizle birlikte bu hatıra fotoğrafını çekelim. Ondan sonra bakalım ödüller kime gidecek. O filmleri de hep birlikte sizlerle izleyeceğiz. Evet, bir kocaman alkış daha rica edelim bu kıymetli arkadaşlarımıza, gençlerimize. Başarılarından ötürü bu birlikte yaşama ordusuna olan katkılarından ötürü finalist gençlerimizi hepsini sahneye alacağız. Şöyle arkaya doğru bir toparlanırsak hep birlikte o kareye sığmaya çalışalım. Evet. Değerli izleyenler, kıymetli misafirler, sınırların ötesine geç üst başlıklı kısa film yarışması yaklaşık 160 arkadaşımızın katılımı ve ortaya çıkan 43 filmle oluştu. Ve sonuçta 10 film finale kaldı. Burada o finalist arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Bu arada ben unuttum, beni bağışlasınlar. Sayın Kaymakamımızı da davet etmek istiyorum özür dileyerek. Bu fotoğrafta yer almak üzere alkışlarınızı Üsküdar Kaymakamımızla davet edelim. O da aramızda bulunacak. Evet. Ben şöyle geçeyim, siz görün. Ben hep görünüyorum çocuklar ya.